Kılıç Kalkan Bursa ile özdeşleşmiş bir halk oyunudur. 1326 Bursa'nın fethine kadar dayanan bir geçmişi vardır. Fetihten sonra Osmanlı'nın ilk payitahtı olan şehir Bursa'dır. Dolayısıyla burada toplanan Yeniçeri askerlerinin yapmış olduğu bütün askeri talimler zamanın silahı kılıç ve kalkan ile olmuş. Bir takım figürler kendiliğinden ortaya çıkmış. Zamanla bu figürler eşliğinde halk ile bütünleşmeler başlamış. Halkın hatim cemiyetlerinde, hafız yetiştirmelerde, peştemal kuşamalarda, toplu sünnet şölenlerinde, hatta fethe giden padişahın uğurlanışı, kazanılan zafer sonrası padişahın karşılanışı hep kılıç kalkan ile oynanır hale gelmiş. Başlangıcı bu şekilde. Tabii ne şekilde oynandığını biz çok detaylı olarak bilmiyoruz bundan 700 sene öncesini. Ama yakın zamana geldiğimiz zaman 1918 senesinde Mustafa tahta kıran İnevey Medresesi'nde kılıç kalkan öğreniyor. Medresede o yıllar kılıç kalkan ders olarak okutulurmuş. Yani ne dersi dersek, bugünün beden eğitimi, ısınma hareketleri. Zaman içerisinde Mustafa Tahtakıran öğrendiği bu kılıç kalkan oyununu 1920'lerde, 30'larda arkadaşlarıyla birlikte çalışmalar yaparak bir sahne koreografisi oluşturarak bugünkü şekline dönüştürmüştür. Ve o günden bugüne kılıç kalkan gerek kostümün otantik yapısı gerekse figürlerin yapısı değiştirilmeden günümüze kadar gelmiş ve inşallah bundan sonra devam edecektir. Kılıç kalkan dünyada enstrümansız oynanan tek oyun. Kılıç kalkanda enstrüman yok ama müzik var. Nasıl oluyor? Kılıç ve kalkandan çıkan bir ritim var. Bu ritim bize müziği verir. Bu kılıç kalkanın bir orijinal tarafıdır. Kılıç kalkanın özü tamamen bir askeri cenk oyunudur. Askere giden eratın halk tarafından uğurlanması, savaş oyunları, ısınma hareketleri, savaş hileleri, silahlar üzerine ant içmek, ölmek var dönmek yok. Bu bizim Türklere has bir slogandır. Er meydanından kaçmak yok. Bunlar canlandırılır. Ama sonunda da barış, kardeşlik, sevgi varken biz neden savaşıyoruz, dövüşüyoruz deyip birbirimize sarılırız. Yurtta sulh, cihanda sulh. Oyunun 13-14 dakikalık akışında bunlar yansıtılır. ...1936 senesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediği İstanbul'da Sovyetler Birliği ile yapılan bir dünya eskrim şampiyonasında Sovyetler Birliği birinci oluyor. Mustafa Kemal Atatürk çok duygulanıyor. Bursa'dan kılıç ustası Mustafa Efendi'yi çağırttırıyor. Kurucumuz İstanbul'a gidiyor. Ona bir kıyafet giydiriyorlar. Rusların dünya şampiyonuna kılıç kalkana uygun bir kıyafet giydiriyorlar. Karşılıklı Atatürk'ün huzurunda bir görsel
düello yapıyorlar. 5 darbe vurdum, elindeki kılıcı düşürdüm. Paşama dönerek, paşam başka bir emriniz var mı diye sordum şeklinde bir anımız da mevcuttur. Kılıç Kalkan'ın 3 tane resmi tescillenmiş dünya birinciliği var. 1960 senesinde İngiltere Langolen'de Galler bölgesinde alınan bir dünya birinciliği var. 52 sene sonra aynı yerde yine İngiltere Langolen'de kazanılan bir dünya birinciliği daha var. 1969 senesinde Tunus'ta, Kartaca'da bir dünya birinciliği daha mevcut. Tabii bu başarılardan sonra şehrimizin mülki amirleri bu kılıç kalkan oyununu göz ardı etmediler. Dışarıdan dış davetler gelmeye başlıyor ama maddi imkansızlıklar var. Bursa valisi Sayın Rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil teşvik ediyor. Dernek olun. Dernek olmazsanız size maddi yardım yapamayız diyorlar. Ve 1956'da dernekleşme başlıyor. 1980'li yıllarda bütün dernekler kapatılmasına rağmen kapatılmayan tek dernektir. Çünkü Kılıç Kalkan'ın hiçbir siyasi görüşü yoktur. Kılıç Kalkan oyununu şu anda faal olarak devam ettiren 4 dernek var Bursa'da. Biz 1956 Ocak ayında kurulmuş Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği'nden ayrılanlar, 1963 senesinde Emir Sultan adı altında, Emir Sultan Kılıç Kalkan Derneği adı altında bir gayri faal olarak şu anda devam etmiyorlar onlar. 1963 senesinde Kılıç Kalkan Halk Oyunları Folklor Derneği olarak bir dernek daha kuruldu. Onlar da bizden ayrılmıştır. 2004 senesinde masterları kurdular. Bir de bunun dışında Yeşil Bursa diye bir derneğimiz daha var. Yani şu anda faal olarak Kılıç Kalkan oyununu oynayan 4 tane ekip var Bursa'da. Türkiye'de 81 ilin hiçbirinin şehir ambleminde bir halk oyununun olduğunu anımsamıyorum. 1976 senesinde Bursa Büyükşehir Meclis kararı ile alınan ve şehrin logosuna giren bir kılıç kalkan figürü ve halen Büyükşehir'in logosunda kullanılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız şu andaki Sayın Recep Altepe'den çok büyük yakınlık ve ilgi alaka gördük. En büyük özelliğimiz Bursa has bir folklor oyunu olarak gençleri çatı altında toplamaktır. Yurt içi ve yurt dışlarındaki faaliyetlerimizde ve performanslarımızda gayet büyük bir ilgiyle karşılanıyoruz. Yurt içinde işte büyük şehirlerin, belediyelerin kurtuluş günleri veya özel günlerinde davetler alıyoruz. Bu davetlere, etkinliklere gittiğimizde
performansımızı sergileyerek halk tarafından gerçekten çok büyük sevgiyle karşılaşıyoruz. Yurt dışına gelince Türkiye'deki tanıyandan daha çok yurt dışı bizi tanıyor. Elbiselerle, bizi kostümlerle gördüklerinde Türkiye demiyor, Bursa diyorlar. Her yarışmalara dereceyle girip çıkıyoruz. Kılıç Kalkan'ın olduğu yarışmalarda diğer yabancı ülke folklorcuları eyvah yine Kılıç Kalkan geldi, birinciliği bunlar alacak diye böyle bir hüzünlendikleri oluyor. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yaşlılarımız ağlayarak bizlere sarıldıklarına şahit olduk. Bu oyunun etkisinde kaldıklarından dolayı. Kılıç Kalkan oynayan 7'den 70'e insanımız var. 1974 senesinde ben bu derneğe girerken kapıyı açtım, dedim ki idman yapan abilerime, abi ben Kılıç Kalkan'ı öğrenmek istiyorum, bana öğretir misiniz dedim. Hay hay kardeşim dediler, sana Kılıç Kalkan'ı öğretiriz tabii. İşte ben de 17-18 yaş civarındaydım o zaman. En az 40 öğrenciyle idman yapıyoruz. Her salı cuma idmanlarımız var. Yaklaşık 2-2,5 saat civarında sürüyor bu idmanlarımız. Ortaokul seviyesinde çocuklara öğretmeye çalışıyoruz. Atalarından gördüklerini, bu Kılıç Kalkan oyunu, Bursalı olmalarının vermiş oldukları onlara o zevki, o şevki, o Kılıç Kalkan sevdasını biz ortaokuldan itibaren çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Bu çocuklar Kılıç Kalkan sevgisiyle büyüyorlar. Ortaokuldan itibaren birazcık böyle iri cüsseli olmaları, biraz daha spora yatkın olan çocuklardan seçmiş olmak, zıpladıklarında heybetini göstermeleri bizim derneğimiz açısından da bize gurur veriyor. Şu anda tüylerim diken diken oldu mesela. Spor yapan çocuklarda nasıl bir değişiklik olursa Kılıç Kalkancı çocuklarda da aynı değişiklik oluyor. Biz de biraz üzerine titriyoruz herhalde çocukların. Kötü alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlıyoruz. Kahveye, sigara dumanına, uyuşturucuya, içkiye bağımlı olmalarını engelliyoruz. Kötü kelimelerden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani bizim sigara içme oğlum dediğimiz kadar öyle zannediyorum anneler, babalar çocuklarına böyle bir tembihatta bulunmamışlardır. Yani Kılıç Kalkan'a gelin, sigara içmeden gelin, içki içmeden, alkol içmeden gelin. Ondan sonra kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız Kılıç Kalkan'a gelin diyorum. Bu ecdadımızdan kalan kültürü yaşatmaya devam ettirmeye çalışıyoruz.